karın ağrısıyla acile gelen birine ağrı kesici verilmez. Çünkü bir kere o ağrının kaynağını bilmemiz lazım. Çünkü ağrı kesici verirsen o alarm sinyalini kaybedersin. Mesela apandis bilmem ne gibi büyük bir sorun varsa ıskalayabilirsin. Ama mesela zihinsel durumlarda bunu hiç kale almıyoruz. Hemen acıyı geçirecek bir şey. Çoğu uzman bile yani mesela basıyor antidepresan. Mesela yaz döneminde değil mi? Birini kaybettin ya da birinden ayrıldın. Bir şey, ihanet oldu, bir şey oldu. Şimdi o, o süreç içerisinde öğrenmen gereken bir şey var. Bedenin orada nasıl ki Soğuk algınlığın, senin bağışıklık sisteminin deniz kurduğu iki tatbikatıdır. Yani onlar orada çalışırlar. E bu tip durumlar da öyledir. Senin psikolojik halin bu marjinal durumlardan bir nevi off-road yaparak bir şeyler öğrenecek, manevra yeteneğini geliştirecek falan. Diyorlar ki yani işte koca adamsın, koca kadınsın, işin var, gücün var, işlevselliğin bozulmasın. Al sana bastım antidepresanı, bastım sakinleştirici bilmem ne. Lüsteral, seç şeyden istediğini kullan falan gibi. Bunun falan. bir ikinci yöntemi de sakınmak da bir yöntem bu arada. Hani Tabii. nasıl çok soğuğa çıkma, Tabii. köpekli olan yere gitmeyi tercih edebiliyorsak psikolojik anlamda da yani sana baskı uygulayacağını bildiğin iş ilişkilerine girme, Aynen öyle. stres seviyeni ve dönemini çok uzun tutacak iş ilişkileri ne kadarını kaldırıp kaldırmadığına bak. Ben mesela kendimde kontrol etmişimdir. Hani sürdürülebilir stres diye bir şey yok. Hani stres kısa dönemli olacak falan. En fazla 3-5 gün olacak. Bunu kontrol et. Mesela bu da sakınma davranışı. Bu arada şey geldi aklıma. Emos. Atletini giy çıkın. Psikolojik hali yani. <laughs> Sokak köpeğinin ağzının içine elini sokmayacağım. Mesela bu bildiğimiz bir şey değil mi? Ya hayvan kuduz olabilir falan. Evet. Şimdi bunun mesela Psikolojik ve duygusal aramındaki bir karşılığı var. ağzına gelen her şeyi söylemeyeceğim. Yani <laughs> sen yine çok güzel söyledin. Nars, narsist insanların da ağzına elini sokma. Evet. <laughs> mesela yani onu bahsediyorum. Şeyde. Mesela. Hani masada onu ayırt edecek kadar akıllı ol. Narsist biriyle masada. Hoşuna giden her şeyi söyleyen, hoşuna gitmeyecek şeyler işitir diye bir laf var. Evet. Ondan sonra diyor ki bana niye böyle etti, bana niye böyle yaptı çöküyorsun. Şimdi orada bizim kendi duygusal dünyamızın farkındalığı bizde yoksa makinalı tüfek gibi içimizden ne geldiyse dışarı saçabiliyoruz mesela. Bu çoğu zamanda arızalı hastalıklı şeyler olabiliyor. Çünkü hiçbirimiz normal değiliz. Hepimizin arka planda bir şey var. Hassas olduğumuz bir yerde gayet böyle ortama bağlama uygun olmayan bir hareket yaptığımızda bir laf serdettiğimizde e karşıdan bir aksu seda geliyor eski tabirle, bir yansıma geliyor, bize bir şey dönüyor. Ondan sonra diyoruz ki bunlar niye benim başıma geliyor? Şimdi biraz önce sen ayırdın o psikolojik sağlamlık ve mindfulness işini ama o kadar bunlar örtüşük ki birbiriyle. Zaten pozitif psikoloji çıktığı zaman bilinçli farkındalık dünyada tekrar yeniden moda oldu. Zaten bilen biliyordu ama bu farkında olma hali yani her bir an, ben bunu niye yapıyorum ya da şunu niye yapmıyorumun gerçek içsel nedenselliğini fark edebilme becerisi de bir çalışma istiyor. Yani ben mesela bugün burada seninle kontrollü ve verimli bir sohbet yapabilmek için ne kadar kendimi bilirsem o kadar iyi. Mesela sen Zülfiyar'a dokunan benim için bir şey söylediğinde ki senin için son derece normal bir konu olabilir ama benim hassas bir noktama gelir. Ben orada eğer kendimi kontrol edebilmeyi önceden istiyorsam ona dair bir hazırlık. Mesela zayıf yerlerimi bilmeliyim, kuvvetli kısmımı bilmeliyim. Nereden uzak duracağımı, neyin ağzına elim sokup sokmayacağım <laughs> falan. Bunları çalışmış olmayı. Ya bir kültür ve psikoloji kullanım kültürü gibi bir şeyimin olması lazım. Ama gelişine vurmak için hiç güzel bir zamanda yaşamıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü ge gelen çok şey var. Ortalık çok karışık bir dakika bile kendini ayıracak bir vaktin kalmamış. O yüzden şu çağın yani bizim masamıza gelecek kadar önemli sorunlarından bir tanesi psikolojimiz çok laçk olmuş vaziyette. Yani işler yolunda giderken herkes sanıyor ki mutluluk çok kolay lay lay lo. Mesela bu vurdum duymaz kişisel gelişimciler var. Başka bir şey daha söylüyorum ama yarın bir gün YouTube rütük ilişkisi kurulursa sıkıntı çıkabilir bu videosuna. O bitiremeyi kullanmayacağım. Günlük hayatında çok sevmediğim bir tip yatlarda, yalılarda gezip de hayat güzel, eğlen, coş mesajları vermeyi seven ya da en azından o görüntülerle bu mesajları eşleştirmeye çalışan bir ekol var. Bu ekol mesela bir vurdum duymazlık halini pompalıyor. Yani işler yolunda giderken sen sanki varoluşun sırrını çözdün. E biri öldü. Ya kedisi ölüyor 6 sene antidepresan alıyor insan. Mesela kedi tamam o da can evin bir ferdi falan filan ama ölümle baş edemeyeceksen niye yaşıyorsun ki sen? Yani bu yaşamın en doğal bir parçasına bu kadar yabancılaşmışsa. Şimdi bu bunun bir de öbür tarafında dünya lanet olsun işte böyle geldik gidiyoruz bunun hiçbir anlamı yok. Bir nihilizm kutbu var. Aslında arada kocaman bir alan var tamam mı? Bu kocaman alanı keşfetmiyoruz biz. İşte hepimiz kendi yaşantımızda yaşarken başımıza bir şeyler geliyor iyi kötü. Mesela i̇şte bir durup da bu bana niye hissettiriyor ya da niye kötü hissettiriyor sorgusunu yapmaya vaktimiz yok. Kimle konuştuk geçen Şöyle bizim ekiple, ha, şey açık beyinle Ferhat'la konuştuk. Dedim ki bak şunu becerdik. Dedim bir ayarlayın da bir akşam yemeği, bir kutlama yapalım. Ferhat dedi ki biz hakikaten niye böyle bir şey yapmıyoruz işte. Ve hala da ayarlayamadık bu arada. yani iyi bir şey yapınca onun iyiliğini yaşamak için bile vakit ayırmaya şansımız yok. Ben bunu kendi hayatımda keşfettim. İyi bir şey yapıyorsun hemen Ha, bir şey daha vardı. Hadi ona gidelim. Kötü bir şey olunca da madem kötü bir şey oldu hemen iyi bir şey yapalım. bir dur bir dur. Bir sakin. O içinde yaşadığımız şey işte yaşayabilme hali bizim zihinsel kontrol kaslarımızı kuvvetlendiriyor. Bu arada abi nörobilimi de o kadar sade ve anlaşılır ki. Bak bir tane korkan ve isteyen hayvan var içeride tamam mı? Böyle bir, bir, bir amigdala de ona içeride. Yukarıda da ebeveyn gibi onu kontrol edebilme potansiyeli olan bir işte korteks, insani zihinsel bölüm var. Şimdi sen tamamen Konken Partisi'nde bilmem nerede geziyorsan ebeveyn olarak. Bu aga ne dese o oluyor. Tamam mı? Ne yapsa o oluyor ve onun zarar verici olan, özellikle negatif duygulanım dediğimiz şeylerini bu yukarıdaki ebeveyn ona hediye alarak, pık pık yaparak, pış pışlayarak sakinleştirmeye çalışıyor. Halbuki doğru ebeveyn ilişkisi nasıldır? Çocuğa sınır çizersin değil mi? Sen bunun için de takıl. Onun güvenliği için yaparsın bunu. Ve şunu yapma, bunu yapma, böyle davranma. Peki bunu yapabilmek için ne gerekiyor? Ebeveynin eğitimli olması gerekiyor. Bu konunun farkında olması gerekiyor. Bu konuya çalışmış olması gerekiyor. Birkaç kere başarısız olmuş olması gerekiyor. Mesela çocuk işte uzmana sormuş olması gerekiyor falan. Bizim üst tarafı eğitimsiz bırakmak için bütün alem çalışıyor şu anda. Sen gez, eğlen, sosyal medya falan. Aşağıdaki 3 milyon sene, 30 milyon senedir aynı şeyi istiyor zaten. Yiyelim, içelim, üreyelim, taşalım. Hep böyle lezzet alayım. Hepsi benim. Hepsi benim. Tabii yani yetmiyor işte marketten topla, kasaları topla bilmem ne. E bunu sen rızap durap altına almaya çalışmazsan bu dünya hayatı bir psikolojik işkenceye dönüşüyor. Tekrar ediyorum işler yolunda giderken bunların hiçbirini hissetmezsin. Karnın tok, sırtın pek bilmem ne. Ama iki hafta karnın tok, sırtın pek yat tatilinde yat göreceğim ben daha 10 gün olmadan soldan soldan gelmeye başlayacaklar. İşte o sınırlarını aşmaya, depmeye başlayacak. Sen böyle bir hayat için gelmemişsin o çok belli. Kendi kendini saçma sapan yollara, değişik has kaynaklarına ve bağımlılıklarına saçmadan önce ya bu dünyada gerçekten ne yapıyorum, hayatın anlamı nedir bilmem ne gibi o manevi alanı çok ciddi masaya koymak ya. Getirdim mi gene lafı buraya? Yani anlamsal çerçeve olmadı mı psikolojik dayanıklılık yok. Ben en son kani olduğum nokta budur. Bu dünya yaşamıyla ilgili anlamsal bir çerçeven yoksa ve bu gerçekten sağlam ve çalışılmış bir çerçevedeyse ben niye buradayım? Ne yapıyorum? Negatifte ya da pozitifte ne yapmam lazım? Bilgi deyip peşinde değilsen bunlar bu. üzerine düşünen. Burada en azından Tabii tabii çalışmayı kastediyorum evet. yoksa yani hiç kimse Orada böyle mı? gökten mesaj almıyor ki. Ama çalışıyorsan bu bir kas gücü demek. Ve işte bunun mesela ortaya çıkış biçimlerinden bir tanesi iyi ve kötü şeyler başına gelen bilge insan arketipi. Ben herkese bunu düşünmelerini tavsiye ederim. Ben de sık yaparım. Ben niyeyse Gandalf'ı düşünüyorum mesela. Gandalf mesela banka hesabına çökseler telefonu çalınsa, değil mi? Arabasına çarpsalar ya da bir şey çık, piyango çıksa bilmem. Gandalf nasıl davranırdı? Değil mi? <laughs> de de korkut de. Hadi bizim hiç, kültür. şu an. Cep telefonu kullanmıyor çünkü biliyorum. Orada zorlandık ama bilge tavrı nasıldır? Hep ölçülü. Ölçülü ne demek? Sarkaç etkisini minimalde yaşıyor. İyi bir şey olunca seviniyor ama biraz seviniyor. Dur bakalım diyor. Kötü bir şey olunca üzülüyor ama hayır vardır diyor. Hep orta karar noktası. İşte bunun adı duygusal istikrar. Ama bilgelik olmadığı zaman, zira eskiler demişler bilgi olmadan erdem olmaz diye. Erdem de çünkü bir karar halidir. Böyle olmalıdır dersin. İyi bir şey oldu mu? Valla öfori kuşlara savrulu veriyor. Dünyanın kralı benim coştum taştım. Kötü bir şey olunca bittik biz cehennem Allah dünyanın belasını versin falan. Bu sarkaç açıldığı zaman da işte orta işlevsel noktayı bir türlü bulamıyorsun. Orta işlevsel noktayı bulamayan insanlarla dolu bir dünyadayız. Onları da sürekli teskin etmen gerekiyor. Sosyal medyasıyla, ödülüyle, eğlenceyle. Uyuşturma yani. tabii. Bütün uyuşturucu. O yüzden kişisel olarak çok önemli ve öncelikli bir proje olduğunu düşünüyorum bu konuya. Yani hepimiz için en önemli konu kendi psikolojik alanının üzerine çalışmak.